Benim adım Nicholas Todd. Indiana Üniversitesi'nde arkeoloji profesörü ve Taş Devri Enstitüsü'nde müdür yardımcısıyım. Arkeoloji, eski insanları ve onların yaşadığı dünyayı inceleyen bilim dalıdır. Arkeologlar pek farklı çalışmalar yaparlar. Kazı yaparlar, kazı yapılacak yerleşim yerleri ararlar. Zaman içinde keşif yaparlar ve incelerler. Arkeolojiye çok erken yaşta başladım, 6 yaşındaydım. Amcamın şu an elimde tuttuğuma çok benzeyen bir mızrak ucu koleksiyonu vardı. Bunların nasıl yapıldığı, kimler tarafından yapıldığı gibi konular beni çok etkilemişti. Daha o yaşta bir arkeolog olmaya karar vermiştim. Liseye geldiğimde ünlü antropolog ve arkeolog Louis Leakey ile iletişime geçtim. Louis ve Mary Leakey dünyadaki ilk yerleşim yerlerinden Tanzanya'daki Olduvai Vadisi'nde yaptıkları kazılarla ünlenmişti. Bana cevap yazdıklarında gerçekten şaşırmıştım. Bu da kariyer olarak arkeolojiyi seçmemde önemli bir olay oldu. Arkeolojiyi Ohio'da okudum. Yüksek lisans için Oxford ve Kaliforniya Üniversitesi'ne gittim. Arkeolojiyi ikiye ayırabiliriz. Tarih sonrası arkeoloji, insanların geride bıraktığı yazılı kaynakları inceler. Ve bunlar bize o dönemdeki dünyanın neye benzediği konusunda oldukça yardımcı olur. Tarih öncesi arkeolojide ise yazılı kaynak yoktur. Bu aslında benim de ilgilendiğim alan. Özellikle de taş devri. Taş devri teknoloji tarihinin %99'undan fazlasını kapsar. Yani son derece önemli bir alan. İnsanlar da bu 2,5 milyonluk dönem boyunca küçük beyinli bir hayvandan çok daha büyük beyinli bir hayvana evrim geçirmiştir. Burada büyük bir mücadele var. Pek çok farklı disiplinle birlikte çalışıyoruz. Mesela jeoloji. Jeologlar bulduklarımızın jeolojik boyutunu inceler. Yerleşim yerleri nasıl toprak altında kaldı ve iklimle ilgili ne tür kanıtlar bulundu gibi. Ayrıca primat paleontologlarıyla da çalışıyoruz. Onlar da arkeolojik alanlarda bulunan hayvan kemiklerini inceler. Zaman içinde değişen iklimleri inceleyen klimatologlarla çalışıyoruz. Bunlar çok yakın çalıştığımız farklı disiplinlerden sadece birkaçı. Arkeoloji hakkında sevdiğim şeylerden biri de açık havada yapılan bir bilim olması. Zamanımızın çoğunu dışarıda yürüyerek, yeni yerler arayarak ve kazarak geçiriyoruz. Bu arada kazı yapmak o kadar da kolay değil. Son derece yorucu bir iş ama bunu yapmayı seviyoruz. Dolayısıyla çalışmalarımızda bir arazi kısmı var, bir de laboratuvar kısmı. Orada da kazıda bulunan malzemeleri analiz ederek onlara bir anlam vermeye çalışıyoruz. Ayrıca deneysel arkeoloji dediğimiz şeyden de bol miktarda yapıyoruz. Bu alanda da atalarımızın yaptığı gibi taş aletleri yapmayı ve kullanmayı öğreniyoruz. Aslında bu taş aleti de kendim yaptım. Böylece atalarımızın bunları yaparken ne kadar zorluk çektiklerini daha iyi anlayabiliyoruz. Elbette tarih öncesi dönem için kabul edilebilecek farklı yapım şekillerini ayırt edebiliyoruz. Arkeolojide sorduğumuz önemli sorulardan biri, insanı evrimleşmeye iten şey neydi? Zaman içinde insan beyninde inanılmaz bir büyüme meydana gelmiş. 2,5 milyon yılda 3 katı boyutuna ulaşmış. Acaba bu neden oldu? Muhtemelen daha akıllı yaratıkların seleksiyonuyla yakından ilintili. Teknolojinin ve avcılığın bununla ne kadar ilgisi var? Eğer grupların boyutu zamanla daha büyüyorsa, daha büyük sosyal gruplarla temas etmenin bununla ne kadar ilgisi var? Bunlar genelde uğraştığımız konular. Bir başka şey ise, arkeolojik kayıtlarda oluşan değişikliklerin sebebi ne olabilir? İnsanlar avcı ve toplayıcılıktan çiftçiliğe, çiftçilikten medeniyete nasıl geçtiler? Bunlar neden oldu? Bunun ne kadarı iklim değişikliği ile ilgili mesela, ne kadarı kaynakları kullanmanın yeni yollarını bulmakla ilgili vesaire vesaire. İşte bunlar arkeologların sorduğu önemli sorular. Bir arkeolog olmak istiyorsanız size yerel müzeleri ve çevrenizdeki arkeolojik yerleşmeleri ziyaret etmenizi öneririm ve tabii bir de gönüllü olmanızı öneririm. Arkeolojik kazılarda sıklıkla gönüllülere yer verirler. Bu da ilk elden tecrübe edinmenin harika bir yoludur. Ben de üniversite öğrencisiyken bu işe böyle başladım. Arkeolojik projelerde gönüllü olarak.